Uzman Data'dan merhabalar. Ben Deniz. Bu videomuzda Sao listesinde Alfa Trend indikatörünü kullanarak bir trading stratejisi oluşturmaya çalışacağız. Stratejinin detaylarına geçmeden önce özeti 2020 yılından itibaren yaklaşık %79 gibi bir kazanç sağlamış dolar bazında ve 4 saatlik mumlarda bu stratejimiz. Toplam 177 trade gerçekleşmiş ve kazançlı trade'lerin e, oranı oranı %92'ye yakın. Kazanç katsayısı da 2.16'ymış. Ve ortalama bir trade %2.84 karla kapanmış ve e, bu trade'in kapanması için 6 mum e, geçmiş ortalama. Yani 4 saat çarpı 6 mum 4 borsa saati. Bu şekilde e, tabii ki bu strateji e, şu anki sonuçları bu, geçmişe dönük ileride de böyle olacağı anlamına gelmiyor ve yatırım tavsiyesi değildir baştan belirtelim. Şimdi stratejinin detaylarına girecek olursak, strateji indikatörüne geldiğimizde uzman datada, burada siz de aşağıdaki linkten kendiniz deneyebilirsiniz, daha iyi versiyonlarını oluşturabilirsiniz. 4 saatlik mumlarda idik, bunu unutmayalım. Alfa trend indikatöründe e, al dediğinde al, sat dediğinde sat diyoruz. Çok basit e, tek koşul oluşturduk yani burada e, şey olarak kurulum olarak basit bir strateji yani e, farklı kombinasyonlar yok. Ekstra şurada bir e, kombinasyon yarattık. Ne dedik? Burada da kar alırken e, normal şartlarda eğer alım e, emri gerçekleştikten sonra strateji sırayla yüzde iki, yüzde üç ve yüzde dört, yüzde beş olarak kademeli olarak e, yükseliş yakalarsa kademeli olarak kar alıyoruz sırasıyla bu şekilde yüzde iki üç dört beş eğer bu karlar gerçekleşmez ise gerçekleşmediği herhangi bir seviyede bu tp1 olabilir tp2 ya da tp3 tp4 ee, alfa trend sat dediği anda direkt fiyata bakmadan kara zarara bakmadan satış yapıp e, çıkmış oluyor stratejiden bu şekilde şimdi stratejinin işlem listesine hızlıca bakalım birlikte Son işlemler burada 14-12-2023'te girmiş. Daha doğrusu bu daha önce girilen emirler. Bunların hepsinden bu tarihlerde çıkmış. Yani en son 15-12-2023'te kapatmış stratejileri. Sonrasında bir alım satım gerçekleşmemiş. İlk baştaki emirlere bakacak olursak. Burada ise 0.9... 01 2020'den itibaren strateji başlamış. Burada da kendinizde görebilirsiniz. Parça parça e, alım satımlar gerçekleşmiş farklı kar oranlarında. da çok büyük zararlar da var tabi Bu şekilde gördüğünüz gibi ama karların toplamı zararlardan büyük olduğu için nette e, kazanç sağlamış olarak gözüküyor. Bu şekilde siz de kendiniz inceleyebilirsiniz. Tabi alt tut getirisine de bakmamız lazım. Yaklaşık %30 gibi bir Dolar bazında bir e, kazanç sağlamış e, sahül hissesi. O zamandan bu zamana. Şu anda da böyle e, bir getiri olmuş. 177 trade'de. Şimdi burada grafik üstünde bakacak olursak burada siz de kendiniz inceleyebilirsiniz alım satım noktalarını. Burada ilk al dediğinde işte ilk seviye kar görünce alıyor. ikinci seviye kar görünce alıyor. Üçü görünce, dördü görünce alıyor. E, bu şekilde bazen mesela al e, dedikten sonra karı görüp eee iki, ikinci ve e, birinci ve ikinci seviye kar görüp üçüncü seviye karı göremediği için üçüncü TP3 üç koşulu gerçekleşmediği için direkt tamamen pozisyondan çıkıyor Alfa Trend e, sat dediği için e, bu şekilde yani her zaman kar tabii ki mümkün değil. Fakat e, kademeli olarak parça parça kar gördükçe de e, satıyor. Göremezse de Alfa Trend sat deyince tamamen pozisyondan çıkmış oluyor. Siz bunu isterseniz bu şekilde strateji kurduktan sonra alarmları e, etkinleştirip buradan bu al dediğinde e, Alfa Trend e, strateji çalıştığı iti, e, andan itibaren, çalıştığı andan itibaren otomatik olarak alım emirleri gelir. E, sonrasında yine satım emirleri de parça parça geldiğinde alarm kurabiliyor e, oluyorsunuz. İsterseniz ayrıca ekstra olarak burada alarm metnini e, uzman datanın size verdiği kodu yapıştırdığınızda emirler aracı kurumunuza iletilip otomatik olarak alım-satım emirleriniz gerçekleşmiş oluyor. Bu şekilde algoritmik işlem yapabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Merak ettiklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi bu örnek bir stratejiydi. Bu sonuçları gelecekte de alacağınızın bir garantisi yok ve yatırım tavsiyesi değil. Siz her zaman daha iyisini, kendi beklentilerinize uygun stratejilerinizi kendiniz geliştirmeniz gerekiyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Başarılı algoritmik işlemler diyelim.